Şimdi Rize'deyim. Rize'yi gezmek için yurttan çıktım. Çaybar'da var ileride. Çaybardan'a doğru gidiyorum. Şarj adaptörüm bozuldu. Bir de adaptörü bakmak için AVM varmış. Buradan yarım saat yürüme mesafesinde. Bir de Rize Kalesi'ne gideceğim. Aynı zamanda müze kartı aldıydım. Bir de gençlere özel müze kartı yapmışlar. Abi o da bir böyle kampanya gibi, yani gençlere özel 18-25 yaş arası. Bir de şurada Rize'nin müzesine girmeye çalışacağım. Bakalım. Spoilerları verdik. Çay bardağını gör ayrım ha. Kat bakayım. Gidiyoruz. Çay bardağının içindeyiz abi. Böyle bir tablo var. Ablam bakıyor. Hiçbir şey yok ya. İkinci kata doğru gidelim abi. Burası birinciydi. Seyir terası falan varmış. Bu şekilde resim var. Bu önemli değil. Burada fındık mı, çay mı kesen ablamın resmi var. Karikatüre. Tablolar var. Bu arada giriş öğrenci 10. TL ücret alıyorlar. Burayı görebilmek için. Buranın hızlı bir ikinci kata, üçüncü kata çıkalım. Oo, benim mekana geldik. Çay seviyorum ama bu arada. Vay be. Ablam çayı getiriyor. Lan kardeşim lan. Reis ya. Adamın kralı. İşte bu muazzam fotoğraf. Çay bardağının tepesindeyiz abi. Yani seyir terasındayız. Yine insanlar et oraya pisliğini atmış. Çok varken. Etraf bu şekilde. Rize bayağı gözüküyor. Manzara olarak. Burası da Karadeniz'dir. Ha, şu an. Öyle konuşuyorlar Karadeniz'de. Aşağıda bayağı yüksek. Başka biraz da denizi doğru çekelim. Bu şekilde. Karadeniz çay terası. Abi şimdi AVM'ye girdim de Rize'de. 33 watt USB adaptörü arıyorum abi. USB çıkışlı. Ya fiyatlar niçin pahalı böyle ya? Ya çoğu çakma, bir de yani 500 lira 450 lira 33 watt olması lazım. Ya telefonum hızlı şarj olsun, çabuk olsun diye. O yüzden. Abi nasıl pahalı ya, 30 watt falan 400 lira. Bilmiyorum. Orijinallere zaten güç yetmez, sadece adaptör kablosu oldu mu zaten ultra fiyat artıyor. Neyse, bir tane Philips buldum. 30 watt. Bir tane telefoncuda, eski bir yer. İşte elinde kalmış büyük ihtimalle. 290 lira diyor 30 watt. Muhtemelen şimdi gidip onu alacağım.
tekrardan biraz araştırıp. Rize'nin merkezindeyiz abi. Çocuklar böyle kuşlarla oynuyor. Adam adaptörden çok pis gaz kattı. Neyse, sağlık olsun. Rize yazısı var şöyle. Ablam oraya oturmuş. O çocuk. Çocuk düştü. Efendim? Onca. Teşekkür ederim, sağ olasın. Abi YouTube mu? Aynen. Kanalın adı ne? Ya söyleyeyim. Telefonun var mı? Yok. İsmin ne tut o zaman, söylüyorum. Aklını tutabilir mi? Tutarım. Stajyer Seyya. Stajyer? Seyya. Seyya. Aynen. YouTube İyi kanalına gidin. Eyvallah. Abi yayınla bunu abi. Tamamdır. Genç ticaretçiler diye yayınlar. Gençler takılıyor böyle ya. Abi Rize yazısı var burada. Rize'nin kalesine çıkıştayım. Antrenmanın olduğum için herkes yarı yolda kaldı. Burası da biraz dikmiş. Bakalım. Bir Giresun kalesi kadar var mı? Evet. Bilmem kaçıncı verdi ben. Devam ediyoruz. Gençliğimizi konuşturacağız burada işte. Evet. İnsanların solu sola kaldığı kadar varmış. Kale çıçıp bitmiyor. Merdivenleri. Kaç kişi vardı hep? Geride kaldı. Şu an soluk soluğa konuşuyorum çünkü kaç dakikadır merdiven çıkıyor. Vay be. Giriyorsun kalesi de be. Demek ki boşuna. Böyle yukarı çıkıyoruz ki şehri görebiliyoruz. Yani ne? Bir atasöz vardı. Üzümün de çöpü var. Aynen öyle kardeş. Çıkmaya devam. Şeyden dolandırıldım. Şarj aleti adaptöründen. Olsun, sağlık olsun. Bakalım. Buranın adam biraz tehlikelidir. Karadeniz'im. Mesela abi böyle herkes kendi mezarlarını kapısının önüne yapmış bu bölgede. Hemen kapısının önüne dikiyor. Böyle her gittiğiniz köy gibi yerde, ev gibi yerde hemen 3-5 tane böyle mezar görme olasılığınız çok yüksek. Çünkü adamlar kendi aile mezarlarını yapıveriyor burada. Böyle. Bak orada da var. Evet, Rize'dir burası da. Karadeniz'in kalesi, Rize'nin kalesindeyiz. Abi, Trabzon, Rize, Karadeniz bölgesi inanılmaz Araplaşmış. Yani bir sürü Arap var. Ülkemizin topraklarına sahip oluyorlar Araplar burada. Yani burada genellikle Karadeniz'i gezebilmen için biraz Arapça bilgiye sahip olman lazım. Çünkü bazı tabelalar Arapça, bazı değil, çoğu Arapça ve çok da Arap var. Aşırı çok Arap var. Yani bu hiç iyi değil ya. Turist açısından olur da sahibi olmuşlar. Turist her zaman iyidir. Ülkenin kalkınabilmesi için. Bu zengin coğrafyaya sahip olmak turizm açısından çok iyi ama bunlar direkt bu geldikleri yerin sahibi oluyorlar. O yüzden problem. Yani sıkıntılar inşallah artmaz. Bu arada çay bardağı uzakta. Bu şekilde. Rize'nin kalesi de. Biraz küçük kaleymiş. Bu Bizans döneminde 150 metre karelik bir yermiş burası. Bizans döneminde şey yapılmış. Osmanlı tarafından da onarılmış abi. Bu şekilde hala kullanılmaya ve tarih açısından önemli burada. İnsanlar geliyor ziyarete. Şurada bir ablamla kızı var da o çekildi mi? Şimdi herhangi birini burada kameraya da almak zor. Çünkü niye? Çoğu peçeli abi. İslamiyet açısından bayanların herhangi bir yerini görmek veya göstermek kamera açısından çok problem oluyor. Onlar hard İslam, yani sert İslam var onlarda. Çünkü başıma bir iş gelebilir. O yüzden dikkatli oluyorum. Her yerde de kamera açmamaya çalışıyorum. Bu şekilde. Bayağı güzel ya. Karadeniz bölgesinde Rize Kalesi'nin inişindeyim şimdi.
Bu şekilde Rize Kalesi'ni de gezdikten sonra güzeldi abi. Küçük bir kaleydi. Zaten yazmışlar 150 metrekarelik. Neyse. Fazla şey yapmayalım. Buralardayız dostlar. Geziyorum şimdi. Tekrardan çoğu yer bitti zaten. Şimdi yavaş yavaş dönüyorum. Kendinize dikkat edin. Rize gezimiz de bu şekildeydi. Dilerseniz beni aşağıda açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve kanala abone olabilirsiniz.